Öncelikle hastanın bize anlattıkları öykü çok önemli. Hastanın şikayetlerine göre ne tür alerjen neden olmuş onu öncelikle bulmaya çalışıyoruz. İşte genellikle hastalarda burun akıntısı, hapşuruk, geniz akıntısı, yüzde gözde kaşıntı, sulanma, öksürük, nefes darlığı, hırıltı şeklinde bulgulara neden olabiliyor. İşte bulantı, kusma, gaz, şişkinlik şeklinde. Genellikle hastaya ayrıntılı bir şekilde ne zaman, ne yaptıktan sonra, işte bir besinden sonra mı, ilaç alımına mı bağlı bu belirtiler ortaya çıktı. Böyle ayrıntılı bir sorgulama sonrası bir öncelikle ön tanı oluşturuyoruz ve ona göre bir çeşit alerjik testlere geçiyoruz. İşte bunlar kanda bakabildiğimiz testler yanında en sıklıkla da deri testlerine başvuruyoruz. Onun dışında alerjeni şüphelendiğimiz bir alerjen testlerde negatif çıkmışsa direkt o alerjeni vücuda belirli oranlarda vererek ne tür bir tepki oluşuyor, provokasyon dediğimiz bir takım karşılaştırma yaparak hastaların takibinde ne tür bir reaksiyon gelişiyor, o şekilde de kesin tanıya ulaşmaya çalışıyoruz.